Anneleri yumurtaların tek tek kırılmasını bekliyordu. Yumurtalar kırıldıkça içinden sevimli ördek yavruları çıkmaya başladı. Sıra en son yumurtaya geldiğinde anne ördek çok şaşırdı çünkü bu ördek yavrusu diğerlerine göre bayağı çirkindi. Ama bunların hepsi aynı anneden. O niye çirkin? Masalın adı çirkin ördek yavrusu olduğu için olmaz. Tamam, hadi devam et. Yavru ördek büyüyünce herkes ona çirkin ördek yavrusu demeye başladı. Üstelik kimse onu sevmiyordu. Sevmiyorlar mıydı? Neden? Bilmem. Biraz garip olduğu için olabilir. Benim gibi mi yani? Sen garip değilsin. Nereden çıkardın bunu? Basbaya garibim işte. Kavanoz gibi gözlüklerim var. Herkes benimle dört gözle dalga geçiyor. Hem sakarım aslında var. Daha ne olsun? Oğlum, canım benim. Canım, yavrum. Sen garip falan değilsin. Asıl garip olanlar sana böyle yapanlar, tamam mı? Ama başka bir şey daha var. Ne gibi? Söyleyemem, sır. Nasıl söyleyemem? Söyleyemem işte, adı üstünde. Sır bu. Oğlum, babadan bir şey saklanır mı? Söyle. Ya, baba ne olur. Anlat hadi, anlat. Tamam, söyleyeceğim ama sonra. Önce masalı bitirelim. Ulan, koskoca adam oldun, hala masal diyorsun ha? Masalları sevdiğimden değil baba. Neden peki? Masallar bana annemi hatırlatıyor. Anneni çok özlüyorsun değil mi? Ben de özlüyorum. Hadi yatma vakti. Şunları alalım. Baba. Annem seni görseydi eminim gurur duyardı. Beceremedim ya. Saatin kaç olursa olsun. Bu dosya yarınki toplantı için çok önemli. Çoktan bana ulaşması gerekiyordu. Beni ilgilendirmiyor. O dosya yarın toplantıdan önce önümde olacak. Anlaşıldı mı? Tamam, kapatmam lazım şimdi. Sonra görüşürüz. Anneciğim. Ne oldu prensesim? Anne, bu gece beraber uyuyabilir miyiz? Anne, sabaha kadar uyumayacak aşkım. Söyle bakalım, ne oldu prensesim? Gözlerimi kapadığımda şu adamları gördüm. Sadece kötü bir rüyaydı anneciğim. Hayır, rüya değildi, uyumuyordum. O adamlar beni kaçırıyorlardı. Beni bir eve götürüyorlardı ve bir daha seni asla göremiyordum. Anneciğim, ben buradayım işte. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Bu dünyada hiç kimse seni benden ayıramaz. Sen evin içinde koşturuyordun. Sonra mor elbiseli bebeğime bastın. Ayağın çok acıdı. Anneciğim, ayağımda bir şey yok, gayet iyiyim, tamam mı? Sonra dışarı çıktın. Yağmur yağıyordu. Beni siyah bir minibüse bindirdiler. Arkamdan Derya kızım diye bağırdın. Ama beni götürdün herhalde. Annem. Bir şey yok prensesim, ağlama. Tamam prensesim. Ağlama canım. Seninle bir oyun oynayalım mı? Ne oyunu? Güzel şeyler düşünme oyunu. Ama bir şartım var. Gözleri kapatacaksın. Hani senle Luna Park'a gitmiştik, hatırlıyor musun? Pamuk elma almıştık hani. Evet. Sonra bir banka oturup bulutlara bakmıştık. Çok.
çok güzellerdi. Kuyum gibiydiler. Şimdi gidelim mi? Gideriz annem. Yine gideriz. Elbiseli bebeğime bastın. Bir haber yok hanımefendi. Bakın, tam 3 ay oldu. Siz hala en ufak bir şey bulamadınız. İnsaf ya. Biz ne yapalım hanımefendi? Kızınızı kaçıran adamları görmemişsiniz. Minibüsün plakasını almamışsınız. Bir tek siyah minibüs. Koca İstanbul ara ki bulasın. Polis olan sizsiniz. İşiniz bu. Bulacaksınız kızımı. 3 aydır her gün geliyorsunuz hanımefendi. Ama boşuna. Bir haber alsak haber veririz size. Bekleyin biraz, bir şefime sorup geleyim. Mehmet abi, bilirkişi dosyasını hazırladın mı? Ali mi? Şu kadın kim? Abi, bu kadın var ya, 3 aydır buraya her gün geliyor. Kızını kaçırmışlar.
Yapma ya. Kadıncağız akıl sağlığını da kaybetti. Güya kız geleceği görebiliyormuş. O yüzden kaçırmışlar. Maalesef bir haber yok hanımefendi. Siz şimdi evinize gidin. Bir gelişme olsa arkadaşlar haber verecek size. Evime mi gideyim? Bana bak. 3 aydır bir arpa boyu yol almadınız. Bak. Kızım nerede bilmiyorum. Ne yiyor, ne içiyor bilmiyorum. Benim burada içim yanıyor. Sizin tek yaptığınız beni oyalayıp durmak. Hanımefendi ben ne yapabilirim? Senin çocuğun var mı? Söyle bana, var mı çocuğun? Yok değil mi? Olsa anlardın ne çektiğimi. Aylardır uyku uyumuyorum ben. Hayatım zindan oldu. Nefes bile alamıyorum. Sakin. Şekerimi dokunma bana sakın ha. Bize yardımcı olmuyorsunuz ama. Bunu benim söylemem gerekli. Senin değil. Sakin olun lütfen. Sakin falan olmak istemiyorum ya. Kızımı bulun bana. Ve ben şimdi sakin olmak istemiyorum. Bırak beni. Mehmet Bey, biliyorum Gürcan için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama son zamanlarda biraz garip davranmaya başladı. Farkındayım hocam. Annesi aramızdan ayrıldığından beri durum Gürcan için de benim için de çok zor. Belki bir psikoloğa falan götürmelisiniz. Belki de. Teşekkür ederim aradığınız için hocam. Ben Gürcan'la konuşacağım. En kısa zamanda sorunları çözeceğim. İyi günler. İyi günler. Mehmet Bey, misafiriniz var. Oğlum, senin burada ne işin var? Okuldan kaçtım. Okuldan kaçtın? Neden? Çünkü herkes bende 4 gözle dalga geçiyor. Mehmet abi, Ahmet komiser seni çağırıyor. Tamam, geliyorum. Bak şimdi, şurada solda bir oda var, görüyor musun sonda? Oraya git, ben geliyorum. Ne yapıyorsun? Çantam adım ve adresimi yazıyorum. Yere düşüp standa. Düştü mü? Yoksa biri mi attı? Oğlum. Neyin var yavrum? Baba. Ben okula gitmesem olmaz mı? Olmaz tabii ki. Gitmek zorundasın. Ama ben okulu sevmiyorum ki. Oğlum ben de burada çalışmayı sevmiyorum. Ama yapmak zorundayız. Kira ödemek zorundayız, faturalar var. Zaten zar zor geçiniyoruz. Bak, bazen sevmediğimiz şeylere katlanmak zorundayız oğlum. Yoksa... Sude mi sıktı senin canını yine? Sude deme baba ya. Hayatımda gördüğüm en gıcık kız. Niye oğlum? En büyük aşklar böyle başlar. Ne alakası var ya? E biz de annenle böyle aşık olmuştuk. Yoksa sen de Sude'ye mi aşıksın? Yok, daha neler. Hadi oğlum, bana söyleyebilirsin. Hem sen erkek adamsın ya. Baba! Bak, hem sana bazı taktikler bile veririm. Kızlarla nasıl konuşulur, nasıl tanışılır. Baba ya! Ya oğlum nedir senin derdin ya? Ama baba dinlemiyorsun ki beni. Oğlum aşık mısın diyorum, ses vermiyorsun. Derdin mi var diyorum, söylemiyorsun. Tutturmuşsun, sırrın var, sırrın var. Nedir senin derdin ya?
Bunu sen mi yaptın? Oğlum. İyi misin? İyi misin yavrum? Ha? Nasıl yaptın bunu? Bilmiyorum baba. Anneciğim düşersin. Bırakma ellerini. Heh. Aferin kızıma. Anne ben inmek istiyorum. Tamam canım. Gel bakalım. Anne ben o kaydırağı bineceğim. Anneciğim o kaydırak senin için biraz büyük değil mi kızım? Anne ben bineceğim. Sevgi Hanım. Eğer benimle dalga geçiyorsan çok fena canını yakarım. Merak etmeyin. Sizin de dalga geçtiğim falan yok. Tamam. Kızım nerede? Maalesef onu bilemiyorum. Madem kızımın nerede olduğunu bilmiyorsun, niye beni buraya çağırıyorsun? Kızınızın nerede olduğunu bilmiyorum ama onu neden kaçırdıklarını biliyorum. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Lütfen açık konuş. Kızınızın özel bir yeteneği vardı değil mi? Yani özel bir çocuktu. Kaydırak tam kayabilir miyim? Tamam kızım. Ama dikkat et. Derya'cığım dikkat et kızım. O kaydırak senin için biraz büyük değil mi kızım? İyi misin kızım? Kızım acıyor. Oo, dur bakalım. Yok bir şey. Üflesek geçer mi acaba? Vazgeçtim. Binmeyeceğim. Ne oldu kızım? Kaydıraktan düşmüş. Rezini acıtmış. Kızım senle ne konuşmuştuk? Tamam.
Başkalarının düşüncelerini dinlemek yok. Tamam. Hadi sen şimdi git oyna. Hadi. Tek çaresi bu. İnsanların düşüncesini dinlemesin diye sürekli müzik dinletiyorum. İnanamıyorum. Şimdi bu kız benim düşüncelerimi mi okuyor? İnanması güç ama insanların düşüncelerini okuyabiliyor. Nasıl olur? Zeynep özel bir çocuk. Tıpkı kızınız gibi. Üstelik bu durumda başka çocuklar da var. Çözeriz biz bakalım. Ne bileyim kızım ya. Deli gibi bir şey zaten. Ayrıca bu elektrikle ilgili şeyler okuyor bu. Kimseden elektrik alamadığı içindir belki. Yok yok, sözde annesiyle babası yurt dışındalarmış. Bence kesin kızlarını bırakıp kaçtılar. Ne yapıyorsun sen ya? Kapatıyorum. Hiç. Neden eşyalarıma dokunuyorsun? Aman beğenmedik ya. Ver şunu. Vermiyorum. Ver dedim. Müge? Şey yapmadım. Telefonumu bulamıyorum. Müge kendine gel yalvarırım Müge. Müdürü çağırıyorum. Müge kendine gel. Müge. Müge. Defol git buradan. Müge. 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 Müge lütfen kendine gel Müge. Müge lütfen. Müge. Zeynep'in özel bir çocuk olduğunu ne zaman fark ettin? Zeynep sadece bir yıldır benim yanımda. Yani onun öz babası ben değilim. Zeynep daha bebekken anne ve babasını kaybetmiş. Yetimhaneye vermişler. Sonra evlat edinen aileler birkaç ay sonra geri getirmişler. Neden? Sürekli sesler duyduğunu söylüyormuş. Aileler korkmaya başlamışlar. Aslına bakarsan yetimhanedekiler bile korkuyordu. Hala kızımı nasıl bulacağımı söylemedin bana. Senin kızını kaçıranlar onlar gibi özel yetenekli çocukları arıyorlar. Ya kim bu adamlar? Nereden buluruz onları? Sen gördün mü hiç? Hayır. Ama gören bir çocuk tanıyorum. Bir çocuk daha mı? Tamam. Özel yeteneği ne peki? İnan bana, gördüğün zaman çok şaşıracaksın. Şşt, Ali! Ne haber lan? Vay, abime bak ya. Tilki abi, bir serpakalla siftah yapalım ya. Yine mi okula gitmedin lan? Ne okula abi? Annem çok hasta. İlaç alacağım, para lazım. Bak kaçırmayalım müşteriyi, koş. Abla bir mendil al ne olur. Çek şuradan, sırnaşma bir. Alt tarafa bir mendil istedik. Canına mı istiyor sanki? Ay çekil dedim ya, sırnaşma. Sülük gibi yapıştı. Ayıp be ayıp. Utanmıyor musun gariban itip kalkmaya? Aa delinin lafına bak. Senden mi öğreneceğim kime nasıl davranacağımı? Aman bulaşma bu serserilere. Anaları doğurup doğurup sokağa atıyor zaten. Terbiyesizler.
İyi misin? Elim acıyor biraz. Benden günah gitti. Siz kaşındınız. Detayları ama biraz üzgünüm ben. Başka ne olmuş? Anlatsana kız. Kocasını otelde sekreterine de basmış. Ciddi misin? İnanamadım. Çok fazla konuşamadık ama ondan Ali! Gel buraya gel. Al bunu. Babana verirsin. Annenin ilaçları ne kadar? 200. Al bunu da. Annenin ilaçlarını al. Tamam. Büyüsün be Tilki abi. Ali! Gel buraya. Al bunları da. Hadi kaybol. Yakışıklı abim benim de. Şurada bir kadın paralarım çalındı diye bağırıyor. Sende bilgisi olmasın? Bu devirde gözleri dört açacaksın Kemal Bey. Görünür görünmez bin türlü bela var. Seni tanıştırmak istediğim biri var. Merhaba Sevgi ben. Biraz konuşabilir miyiz? Bak benim kızımı kaçırdılar. Kemal abi senin yardımcı olabileceğini söyledi. Bildiğin en ufak şey bana yardım edebilir. Oturuyorduk. Bir çantamı açıp cüzdanımdan paralarımı çalmış. Hiç fark etmedi. Ben bir şey bilmiyorum tamam mı? Beni rahat bırak. Polislerin hırsızın kim olduğunu bulmasını ister misin? Karnım çok aç. Şurada güzel bir yer biliyorum. Neler olduğunu anlatacak mısın? Eşyalarımı karıştırıyordu. Karıştırma dedim. Sonra ne? Aylin, Müge'nin durumu çok ağır. Ambulans doktoru elektriğe maruz kaldığını söylüyor. Bu nasıl oldu? Konuşmayacaksın öyle mi? Bak Aylin, son bir senedir sen çok değiştin. Etrafında hiç kız arkadaşın kalmadı. Kızların ailelerinden sürekli şikayet geliyor seninle ilgili. Peki. Anlaşıldı. Bana yapacak fazla bir şey bırakmıyorsun. Bu konuyu seninle kaç kez konuştuk. Sana yeterince sabır gösterdiğimi düşünüyorum. Ama artık yeter. Şimdi bir an önce eşyalarını toplasan iyi edersin. Çıkabilirsin odamdan, okulumdan. Ne zamandır görünmüyorsun ortalarda? Ya kusura bakma telefonunu kaybetmişim arayamadım. E?
Bu adamlar neye benziyordu? Normal adamlardı işte. Siyah takım elbiseler, siyah gözlükler falan. Böyle artist tiplerdi. Kaçırmaya kalkışmışlar. Ellerinde bir çanta vardı. İçinde değişik değişik şırıngalar. Yani dedim bunlar ne ayak? Polis desen değil, doktor desen hiç değil. Şırınga mı? Neden? Ne bileyim ben neden. Peki sen bu adamların elinden nasıl kurtuldun? Ben sokaklarda büyüdüm. Hayatım kavga dövüşle geçti. Hatta bir tanesinin dişlerini eline verdim. Başka? Başka ne? Hepsi bu. Ha, bir dakika. Bir tanesi topaldı. Sen bu adamları tekrar görsen tanır mısın? Adamlarla oturup tavla oynamadık. İşte toplasan 5-10 saniye anca görmüşümdür. Bak Tilki, bu adamların kim olduğunu bilmiyorum. Ama çok tehlikeli olduklarını biliyorum. Hız gelir, tırıs gider. Sokaklarda aylak aylak geziyorsun. Yayına gelirlerse? Ben böyle iyiyim. Kendi başımın çaresine bakarım, merak etme. Oğlum ne inat adamsın sen? Yeniden gelirlerse ne yapacaksın? Bunu ben değil, onlar düşünsün. Ben nereye? Kafanın karıştığını biliyorum. Kim bu adamlar? Kemal abi benim kızımdan ne istiyorlar?
Ya bu çocuklar niye böyle? Ben düşünüyorum, taşınıyorum. Bir cevap bulamıyorum. Ben de bilmiyorum. Yalnızca çok tehlikeli olduklarını ve bir sebepten bu çocukların peşinde olduklarını biliyorum. Bu böyle olmaz. Ben gidip polise her şeyi anlatacağım. Ne diyeceksin? Görünmez bir çocuğu siyah takım elbiseli adamlar kaçırmaya mı kalkıştıracaksın? 7 yaşında bir kız çocuğu insanların ne düşündüklerini okuyabiliyor mu diyeceksin? İnan bana, deli durumuna düşürürler seni. Kimseyi inandıramazsın. Bana güven. Eğer kızını bulmak istiyorsan bunu ancak birlikte yapabiliriz. Kimseye güvenemeyiz. Oğlum, ne zamandır sende bir durum var? Annemden sonra farklı. Peki istediğin zaman yapabiliyor musun? Bazen oluyor, bazen olmuyor. Oğlum niye söylemedin bana ya? İnanmazsın diye korktum. Bak, bu adam benim bir arkadaşım. Beyin cerrahı. Belki bize bir akıl verir. Bir tedavi yöntemi falan vardır. Bak oğlum, usulda tamam mı? Sakın öyle bir şeyleri oynatayım falan deme. Zaten aklım oynadı. Gel. Ferit abi. Oo, Mehmet. Neredeydin akrabanı ya? İş güç, ne yapalım? Ne haber Gülcan? Normal. Hadi otur, otur. Hayırdır? Telefonda komşunun oğlu dedin. Bir şeyler geveledin. Ne diyorsun? Merak ettim. Ya evet. Bizim bir komşu var. Kadın geçenlerde bana geldi. Oğlu şey yapıyormuş. Ne yapıyormuş? Düşünce gücüyle cisimleri hareket ettiriyormuş. Sen de beyin cerrahı olduğun için sana bir sorayım istedim. Var mı böyle bir şey ya? Ne yapıyormuş, ne yapıyormuş? Senin komşu kafayı yemiş. Olur mu öyle şey canım? Yani telekinezi diye bir şey yok mu? Yok da böyle bir şey canım. Onlar öyle internette yazıp üfürüyorlar yani. Ya olur mu canım? Kadın yemin ediyor. Görmüş. Yanlış görmüştür. Göz aldanmasıdır. Peki bir şey soracağım. Diyelim ki böyle bir hasta buraya geldi. Ve gerçekten de cisimleri hareket ettirebiliyor. Ne yapardın? Önce birkaç test yapmak lazım. Ne bileyim, kan testi yapmak lazım. Hormon testi yapmak lazım. Sonra hastanın EEG'sini çekelim. Hastayı MR'a sokmak lazım. Yani hastayı müşahede altına almak lazım. Müşahede? Tabii canım. Yani işe bilimsel yaklaşmak lazım. Hastayı iyice izlemek lazım. Tabii aynı zamanda hastayı karantinaya almak lazım. Yani hatta hastanın kafasını açıp beynine bakmak lazım. Ya düşünsene böyle bir şeyin olduğunu, benim de bunu bulduğumu. Ama buna bir isim bulmak lazım. Ne desek ya? Mesela Ferit Yaman sendromu diyebilirim buna. Düşünsene o zaman Nobel tıp ödülü hemen bana gelir. Hatta Time'a bile kapak olurum ha. Diyorsun. Ya bu çocuk nerede? Bir gidelim bakalım şu komşu çocuğuna. Boş ver ya. Bence kesinlikle sallıyordur. Ya bir baksaydık hakikaten. Yok yok. Biz seni rahatsız etmeyelim. Zaten biz öyle bir geçiyorduk. Bize müşahede. Ne? Müşahede dedim. Müsaade. Hadi görüşürüz. Anlamıyorum. Ya nasıl olur da onca zaman kızımdaki bu garipliği fark edemedim? Kızın kendi fark etmemiş ki sen nasıl fark edeceksin? Peki neden benim kızım? Ya da neden diğer çocuklar? Bütün bunların mantıklı bir açıklaması olmalı değil mi? Yakında bu soruların cevaplarını bulacağım. Nasıl yani? Zeynep'le beraber bu eve taşınacağız. Diğer bulabildiğim özel çocukları da buraya alacağım. Bu evde hem daha iyi saklanacağız hem de sorularımıza cevap bulabileceğiz. Bir dakika. Bu evle ne alakası var olanların? Bu evle alakası yok. Kasabayla alakası var. Aradığınız bütün soruların cevapları bu kasabada gizli.
Bunları şimdi konuşmuyorum. Al bu sende kalsın. Telefonum var sende. Sonra ararsın. Uzun uzun görüşürüz. Benim bir iki işim var müsaadenle. Tamam. Çok teşekkür ederim Kemal abi. Gerçekten çok yardımcı oldun. Görüşmek üzere. Adamın eşkali belli. Gören duyan hiç kimse yok mu? Yok. Geçen gün de sordular ama görmedik. Delikanlı. Bakar mısın buraya be? Kaçma. Kaçma gel buraya. Kaçma, gel. Adam ya. Ne bileyim şimdi girdi sokağa. Bir dakika bakar mısın? Nasıl yaptın onu? Neyi? Az önce görünmez oldun. Görünmez olsaydım göremezdin. Ya bir saniye. Ya, beni bir dinler misin? Lütfen. Sadece polisler gidene kadar, tamam mı? Sadece polisler gidene kadar. Hayatım buna bağlı. Lütfen. Hayatım buna bağlı. Nereye gitti ya bu herif? Geliyorlar. Yemediler sanırım. Dön buraya, dön. Gel, gel. Gel buraya, gel. Gel, gel, gel. Kaçma! Yakala! Mehmet abi, açmışsın kendini, hayırdır? Ay yok canım, öyle bakıyorum işte. Bilim kurguyu mu bıraksaldın? Bir şey soracağım. Hani bugün bir kadın gelmişti, çocuğunu kaçırmışlar, geleceğe falan görüyormuş. Sevgi Hanım mı? Nereden bulurum onu? Hayırdır, ne iş? Yok bir şey ya. Bazı bilgileri güncelleyeceğim de onun için. Ayhan'da telefonu, adresi falan var. Ondan alırsın. Sağ ol. Merhaba, ben Mehmet. Sizinle konuşmak istiyorum ben. Hangi konuda? Oğlum,
oğlum hakkında. Merhaba desene oğlum. Merhaba. Çok önemli. Gerçekten sizinle konuşmam lazım. Buyurun. Baba ne kadar güzel ev değil mi? Buyurun buyurun lütfen. Oğlum oynama yavrum. Oynama. Zararı yok. Bırakın oynasın. Ben bugün sizi emniyette gördüm. Siz polis misiniz? Ha, yok yok. Ben bilirkişiyim. Davalara bakıyorum. Ama memur bile değilim. Sözleşmeli. Anladım. Peki size nasıl yardımcı olabilirim? Kızınızın başına gelenleri duydum. Hala bir sonuç alınamaması çok üzücü. Ama ben eminim bir sonuç alınacaktır. Yani kızınız en kısa zamanda bulunacaktır. Bunu söylemek için mi geldiniz? Aslında ben dosyanıza da baktım. Kızınızın bazı gizli güçleri olduğuna inanıyorsunuz. Geleceği görmek gibi sanırım, değil mi? Arkamdan benimle dalga geçtiklerine eminim. Bu konuyla ilgili bir doktor ya da uzmanı gördünüz mü? Hayır, görüşmedim. De, bu sizi niye ilgilendiriyor ki? Benim bir komşum var. Komşumun oğlu düşünce gücüyle nesneleri hareket ettirebiliyormuş sanırım. Komşunuzun oğlu. Biz sizin zamanınızı aldık. Kusura bakmayın. Hadi oğlum. Bir dakika, bir dakika. Oturun lütfen. Bir şey soracağım. Sen gerçekten bunu yapabiliyor musun? Ay yok yok, yanlış anladınız. Benim oğlum değil. Benim oğlum gayet normal. Komşumun oğlu. Aslında size yardımcı olabilecek birini tanıyorum. Yani komşunuzun oğluna. Zeynep kızım, duyuyor musun beni? Zeynep, odadan hemen çıkman lazım kızım, lütfen. Şimdi salondayım ve salondaki adamlara görünmeden evden çıkman lazım. Zeynep, acele et. Sakin olmalısın ve ses çıkarmadan evden çıkmalısın. Hadi hayatım, bir an önce çıkman lazım. Çabuk ol. Çantanı sakın unutma. Hemen hayatım, şimdi çıkman lazım. Tilki'yi gördünüz mü? Yukarıda. Nasıl buldun beni? Seni tanımayan yok maşallah.
Sokakta mendil satan çocuklarla bile arkadaşsın. Ne istiyorsun? Senin yüzünden başım belaya giriyordu. İyi geceler. Yaptığın şeyi gördüm. Bana anlatmak zorundasın. Sana hiçbir şey anlatmak zorunda değilim. Lütfen. Benim yardıma ihtiyacım var. Nasıl görünmez olduğunu bilmem gerekiyor. Ne görünmezi? Ne diyorsun kızım sen ya? Gece vakti canımı sıkma benim, hadi ikile. Yenini bilemem, sesini duyamam. Yüreğim paramparça. Yarını bilemem, sözümü tutamam. Yok dönüş, geri çıkmaz sokaklardan. Sen yine kurtar beni karanlıklardan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.